Evet, e, futbolumuz nasıl kurtulur sorusunun altını doldurmak için programlar yetmez. Ama denizin bittiği herkesin malumu. Şimdi bugün e, şeye sınırlı sayıda localara yarı yarıya sayıca alınması yönünde karar çıktı. Ben e, Mehmet Sebir başkanla da konuştum bugün. E, yani şöyle, onun da altını dolduralım. Ne diye ne der hani? Anlat yani? çünkü millet yanlış anlamış Bana geçenler, ki 100 loja var. Evet ve her bir lojeye onar kişi alınıyor. 15'te olan var. Ee, evet. 15'te olan var. Biz ha. hani ortalama 10 diyoruz. Ortalama 10 diyelim, diyelim Evet. 5'er kişi alınarak o 100 loca dolacak. 10 ee, kişi üzerinden değil. Bunun sonraki aşaması bize gelen duyumlar sınırlı olarak yüzde %15 20 biraz bir sonraki aşama belki o ilk yarının bitimine kadar ocağa kadar olan süreyi belki geri çekip bir yüzde yirmi alma durumu da söz konusu olabilir ama e, sağlık kuruluyla görüşüyorlar. E, o yönde de belki bir gelişme olabilir. Duyumlarımız bu yönde. Yani locaların yarı yarıya açılmasından sonra belki iki ay sonra, iki ay içinde diyeyim, iki ay sonra demeyeyim ama de. Bir dakika benim anlamadığım bir şey var burada. Ya. Evet hocam. Sen evet. anlatıyorsun güzel de. Loca kapalı yer değil mi? Açık Hayır yer. var, açık yerde var. Önündeki şey var ya hocam. Önündeki hocam. açık yer. Evet. orası. E onun Açık yere alıyorsan çıtattan ne farkı var? Evet yani. Anlattım, ama yavaş yavaş açacaktır hocam. Oradaki amaç biraz daha kontrollü ya o kartlığı ve ne şey, oturulacağı ya, yer işte, belirli. Çıtadan şey işte. da abi ne olur. Ben de aynı fikirdeyim oraya alıyorsan diğerine de alınabilir. <laughs> oraya alıyorsan seviye seviye gelecek demek ki buradaki oralara gelecek. Amaç takımlar, localar belli bir paranın üzerinde takımlara evet. biraz girdi sağlayabilmek. Öyle gözüküyor. Ha, kademe yani. kademe kafayı sokmak için. <gülüyor> ufak <gülüyor> ufak <gülüyor> e, öyle bir gelişme var. Şimdi e, ee, ilk dört haftayı bir değerlendirelim. Ne oldu ne gitti hızlı hızlı. Şöyle bir e, puan durumunda dört büyükleri. Fenerbahçe'nin 8 puanı var. Bir dört haftayı koyar mıyız? Ha, hemen geldi. Şimdi Rize maçıyla başladı Fenerbahçe. Zanka Serdar ikilisi vardı savunmanın göbeğinde. Ee, Zanka bugün takımda değil. Serdar son iki maçta Hatta 3 maçta kadroya giremiyor Gökhan Caner Sürekli kadrodalar Kalede Altay öyle Gustavo Tolga varmış o gün Deniz Başakşehir'e gitti Başak, evet. Tiam Ferdi Frey Yine gidenlerden biri İlk maçta 11'de olan Frey, Deniz, Zanka Bugün takımda değil Demek ki daha takımların Hani sezona hazır olamayışının belgesi ki Fenerbahçe bu işe en erken başlayanlardan biriydi. Transfere e, görüntü bu. Sonra geldik Hatay maçına. Hatay maçında Zanka'nın yanında Serdar'ın yerine Lemos oldu. Gökhan Caner orada bir savunmada yavaş yavaş oturmaya başladı. bir kadro oturmaya başladı. Yine Gustavo Tolga ikilisi vardı. Bu kez Ozan geldi. Ferdi, Tiam Valencia bu kez ileride denendi. 0-0 biten karşılaşmada. Geldik Galatasaray derbisine. Galatasaray derbisinde artık yeni stoper Lemos ve Tisseran denendi. Caner, Gökhan Altay burada bir savunmada bir istikrarla dönmeye burada başladı. Gustavo Sosa oldu. Sosa sonradan oyuna girmişti ikinci maçta. Burada 11 oynadı. Ozan geldi. Ozan yine 11'deydi. Yine İdeali Ozan. yakalıyor. Deniz bu taraftaydı sağda. <laughs> derbide Deniz sonra gönderilenler arasında Tiam Valencia şeklinde oldu. Tiam kanat değiştirdi. Valencia yine yerdeydi. Sonra geldik Samattalı Fenerbahçe'ye. Samatta başladı. Bu kez Tiam'la Valencia kanat forvetler şekline döndü. Ozan orada, <laughs> Gustavo Sosa. Şimdi ne oldu? Orta sahada da bir üçlü standartı yakalandı. Caner, Gökhan, Tisseran, Lemos, Caner, Kalede Altay. Burada da yine bir standart yakalandı gibi gözüküyor. Yani savunmada ve orta alanda bir standart yakalandı. Yok. 4 Hocam maçta da... çünkü özellikle onu vurguladı. Ben kadroya bakarım. He. Maç sayısını söyledi. Kadroda kaç kişi olacak dedi. Dört maçta da, da ileride, Valencia ve Tiam Dört şekilde. maçta da o üçlü hep değişmiş. Bir arada, üçü bir arada oynamışlar. Hücum. Burası. Evet. Öndeki Son ucumcular. maçta Valencia var. Orası. Efendim? Son üç maçta Valencia var. Evet, Hayır üçü bir arada oynamış Levent abi. Anladım. Ucumcuların üçü bir arada Tiyam tamamında oynaymış. var aslında. Dört maça da Tiam ilk on birde evet. başlamış. Tiam evet, tamamında var. var. Olmaz geçmemiş. Doğru. doğru. Ee, Valencia yer değiştirerek var. İstikrar önce Altay, Caner ve evet. Gökhan'dan başlıyor. Evet. İşte arka t tarafa. Tiam mesela Oraya iki maçta. maçta... İlk hocam ilk dört maçı bu takım, bu takımlar, bu, bu takım evet. da öyle Fenerbahçe İlk dört maçı transfer bitimine kadar oldu değil mi bu transfer evet. bitti burada bitti şimdi dört maç şimdi ikinci dört maça bakarım evet bak bunu hemen Galatasaray'a çevirelim çocuklar. İkinci bak. dört maça bakarım şimdi ikinci dört maç artık bunlar olmayacak İkinci dört maç artık akmak şey hepsi belli olacak kara İk, yani Gelen bu giden. önümüzdeki dört maç Fenerbahçe'nin idar kadrosu çıkacak meydana dört maçta onun için de ben diyorum ki 8. baştan 10. baştan sonra teknik adamın hiçbir bahanesi olmayacak. Şimdi 4 maç takım çıkacak meydana 4 evet. maçta. Orada bazı sorunlar olacak. Tabii şuna bakacaklar. Ulan biz bunu oynatıyoruz ama ne bileyim yani sol dışta oynattığımız adamla sağ bekte oynattığımız adamın uyumu nasıl olacak? Çünkü o birbirlerini it itekleyecekler ondan. Onun için 4 maç 10 maç. O hangi haftaya geliyor. Ya yani hangi maçı var hangi 10. Maçı ben, ben kasımdaki Onun 4, maçı 4 hafta sonra, sonra kasımdaki milli takım arasından sonra evet. netleşeceğini yani oturur mu artık yani hocam. Yani diyorsun, oturur. Yani bir şekilde. Yani 3 aşağı 5 yukarı artık performans belli olur. Fenerbahçe'de bir kere olumlu bir şey 9 tane ilk 11'e yazabileceğim bir kadro iskeleti var. Bir tek Ender hucumda çizgi oyuncuları kim olacak? Fenerbahçe'deki tek soru Omurgu oturmuş ama. Yani, yani kalesi Zofanslı belli, ortası. savunma dörtlüsü Fenerbahçe'nin belli, orta saha 3 aşağı 5 yukarı belli, Santrafor Samat'ta hafta bir tek Beşiktaş ucundaki de çizgi oyuncuları. Evet. Fenerbahçe-Beşiktaş. Bak hocam ekliyorduk, arka taraf mesela bak defans Fenerbahçe takımının hep savunma zafiyeti vardı. Şimdi mesela orayı yani biraz çözmüş gibi görünüyor. Biraz yani o, maçta, o maçta artık bahane yok. 10. Beşiktaş, hafta Beşiktaş maçı. bahane yok. Yani. Hoca hiçbir şey var. diyemez. Reyha Hocam yani savunma şu anda oturdu gibi evet. gözüküyor Fenerbahçe'de. Tamam. Orta alanda belli bir tamam. e, oturma yapı var. Maçı var. var. İleriye evet. bakacak. Santrofor e Samat'ta yani. yanında ucunda çizgilerde kim, oynayacak, kim ona oynayacak ona karar verecek. Bir de Şimdi mesela bak şey, kadro derinliği de ne oldu? Caner'i biz ne diye eleştirdik? 88 donlu benim de Ümit Milli Takım'da çalıştığım bir oyuncuydu. O zaman da savunması zayıftı. 32 yaşında savunması zayıftı. Şimdi hem savunma hem ucumu yönde geliştiriyor. Niye? Oynamazsa arkada Novak, Novak var. Novak var arkada. Yani tehtik. Hocam Fener'deki orta saha işte Ozan şey, Gustavo Sosa. Gustavo Sosa. Mustafa Sosa. Sosa tamam da Ozan'ı nasıl kullanacaksın? Ozan'ın yerine başka, var başka var, var. bir isim Veya başka bir isim ne olacaksın? Yani Pelkaz. Ne bileyim Pelkazı Pelkazı var. Mesela Gustavo'yu tam öne var. alıp Sosa'yı öbür tarafa mı alacaksın? Yani Valen, orada o kadar çok şey Hocam Valencia'ya da olur. Samatta, şimdi Samet ile Valencia. Valencia zaten Santrofor arkası oynayan performans veren bir oyuncu. Çizgilerde de oynayabilir. Evet Fenerbahçe'de Santrofor da oynadı. Niye? Frey performans Rize Spor maçında zaten eleştirildi. Hepimiz de eleştirdik. Şimdi Valencia son Atay Spor ve Galatasaray maçlarında oynadı. Şimdi Samat da gelince direkt Santrofor tabii ki Samat olacak. Yani Valencia ya Santrofu arkası da oynayıp o üçlüden Gustavo Ozan Sosa'da ikili de doğru oldu. Ozan'ın kafasını sahi. bence Tabii. Erol Hoca'nın kafasını Fenerbahar yani 4-4-2'ye dönebilecek bazı maçlarda Samat'ta Samat da siz seyirciniz de var. Bugün gol attı Fenerbahçe, İstanbul'da. Fenerbahçe, İstanbul'da. Fenerbahçe Adem var. Adem var. Fenerbahçe her rakama oynayabilecek o formasyonda oyuncu topluluğu var, kadro derinliği var, rotasyonu var. Bir de oyuncular arasında en önemli ender. Mesela A sınıf bir oyuncu oynuyorsa ilk X öbürsü D sınıfında değil aya yakın B bile değil öyle oyuncular var. Yani bu da ne oluyor? Takım içindeki rekabet. Rekabet yani, ne yapıyor? Doğru performans getiriyor. getiriyor. Şimdi Doğru mesela... performans da başarının <laughs> birinci anahtarı. Burada Tiam var. Perotti oynayabilir. Tabii. Burada Gökhan'ın olduğu yerde Nazım Sangare var. Milli takım da oynuyor. Tabii, tabii. E Caniye'nin arkasından ne olacak böyle adam, adam, Çıkarttığı kadroda, teknik adam çıkarttığı kadroda futbolcular hoca kadroyu okuduğu zaman Oradaki 18 futbolcu, 20 futbolcu hoca bugün doğru kadro çıkarttı diyebilecekler mi? Onu dedikleri zaman zaten olay bitmiş. Adaleti mi hocam diyorsun? sağlayacak yani. Evet. yani ya hoca hocam, bugün doğru bunu... kadro çıkarttı. Yani hoca bakar topçu abi. Topçu bilir abi. O da hakkını verecek değil Burada, mi? Öyle diyecek. Onu yaptığı yapalımda... zaten iş biter hocam. %50'sini götürürsün. Bu takımda rekabeti olmayan iki oyuncu var. Lemos ve Arkası yok. Alternatif yok. Var hmm. gibi görünüyor ama yok. yok. O kalitede değiller. Zanga gitti. Server Sadıkla, serdar, Sadıkla aynı serdar aynı yapıda, yapıda değiller. Değil. Rekabet olmaz. Hoca diyor ya A takımı A'ya yakın A değil onlar. Yani bir tek bu Hocam B de Ozan'ın milli takım yani performansı çok karıştı. Sadık olacak. B olmaz. Şey Serdar He. olur. Sadık serdar. olmaz. Önemli. Bir de şu var. Bir de ben, var. Onu da bir şey söyledim. Hocam 17-18 kişi de çok iyi olursa o da da zavantaj. Yani doğru. Birinci kalite adamlar olacak. Orada bir buçuk Adana'da olacak arkadaşlar. Hocam burada e. iki tane zaten. Yani 17-18 tane bir çok zor abi. Ne yapıyorsunuz ya? Yok, no, kolay değil. Birinci kalite olsun 12 tane de ötekiler bir buçuk adam bir olsun. Bir de bunu...